Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle React Native'de Expo kullanarak bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada image kullanımını, use state kullanımını, bakın if else leri öğreneceğiz. Deneyelim uygulamamızı. Burada bu uygulamada random olarak, yani rastgele olarak sayılar getiriyor bize. Çift sayımı, tek sayımı diye biz de cevap veriyoruz. Tek sayı dedik diyelim ki 228'i, açıklama yapıyor. Birler basamağı çift olursa çift olur diyor. Yeni sayı gelsin diyoruz. 356 geldi. Buna da tek sayı diyelim ki, açıklama yapıyor. Çift sayı, evet bu bir çift sayıdır dediğimde tebrikler yazısı geliyor. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, terminale geldik. Yeni bir terminal açtık. Bu uygulamayla bizim alakamız yok şu an. Öncelikle ben bir simülatörümü kapatayım. Yeni bir terminal açtık. Bunu şöyle de yapabiliriz. Terminal. Böyle de yapabiliriz. Bu terminali de açsak olur. Buradakini de kullansak olur. VS Code'la ilgisi yok bunun. Change Directory dedim. Ve masa üstünde oluşturduğum bir klasör buraya gönderdim. Siz bunu belgelerimde de oluşturabilirsiniz. Diyor ki bu klasörün içine gir. Tamam. Bu klasörün içine girdim. Ben Expo projemi bu klasörün içinde oluşturmak istiyorum. npx create Expo app dedik. Uygulamamızın ismini verelim. Oyun diyelim. Tek, çift, oyun dedik. Tabii ki Ç kullanmadık. Ve Enter'a basıyoruz. Bizim için şu seçtiğimiz Change Directory dedikten sonra boşluk bırakıp gönderdiğimiz klasörün içinde bir Expo file, Expo projesi aplikasyonu oluşturuyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Yeni bir Expo projesi oluştu değerli arkadaşlar. Burada bakın VS Code'a geldik. Şurada kod yazıyor. Bunu kapatalım. Kafası karışmasın. Şu VS Code'u da tamamen bir kapatayım. Çünkü eski dosyaları açmaya çalışabiliyor, uygulamaları açmaya çalışıyor VS Code. File'dan Open Folder diyoruz. Biraz önce tek çift oyun diye bakın bir klasör oluşturduk. Böyle içine basmıyorum. Bakın buraya tıkladım ve açıyoruz. Açtık. Bakalım VS Code başka bir yerde açık mı? Değil. Bize bir app.js klasörü dosyası, JavaScript dosyası oluşturdu. Terminalden new terminal diyoruz. Şu terminali biraz şöyle küçültebilirim, büyütebilirim. Neredeyiz biz? Tek çift oyun uygulamasının içindeyiz. npx expo boşluk, tabii ki bir boşluk, start diyoruz. Ve projemizi simülatörde görmek için Expo'yu çalıştırıyoruz. iOS'ta mı görmek istiyorsun, Android'de mi diyor. iOS Simulator kullanayım ben bu projede. İ'ye bastım ve Enter'a bastım. Simülatörün gelmesini bekliyoruz. Expo yazısı çıktı. Şurayı küçültüyorum arkadaşlar. Burayı da kapatıyorum. Şimdi sadece app.js dosyasının içinde çalışacağız. Simülatörümüz buraya gelsin ve açılsın. Bakın Building JavaScript Bundle yazıyor. %82, %91 oldu ve açmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir projeyi açtık.
Bakın şuradaki değişiklikler. Ne diyelim buraya? Yeni bir proje açtık diyelim. Yan tarafta görülüyor. Bunu yapıştırıp bir sürü yazalım. Yeni bir proje açtık diyor. Şimdi dizayn kısmıyla başlayalım. Evet değerli arkadaşlar. Dizayn kısmıyla devam edelim. Böyle sabır gerektiren bir işle uğraştığımız için değil mi? Kendimizi öncelikle tebrik edelim. Yani çünkü hem sabırlı olmak gerekiyor, hem istikrarlı olmak gerekiyor. Anlık sabır da yetmiyor. İstikrarla devam ettirmek gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yeni bir projemizi açtık. Ne yapmamız gerekiyor? Ön izlemeyi açsak görmedi. Şunu açalım. Yukarıya bir tane fotoğraf koymamız gerekiyor. Öncelikle bu fotoğrafı koyalım. Bu bir image olduğu için ne yapıyoruz? Import ediyoruz. Şuradan image import ediyoruz. Ve bu dosyayı nereden alalım? Bu resmi nereden alalım? Dosyanın içinden kullanalım. Aldım bunu. Assets'in içine gönderdim. Şöyle bakıp kapattık, açtık. Açıp da gönderebilirsiniz. Bunu aldık, böyle sürükledik. Bu kadar basit. Sonra ismi çok uzun. Ben onun ismini bir değiştireyim. Rename yapalım. Colorful olsun ismi de. Ve kapatıyoruz. App.js'de en üst kısma bunu tanımlayacağız. Tanımlamak için bakıyorum. Şuraya gelsin bu image arkadaşlar. Buraya gelmesi için bu image'i de bir view içine alalım. Image'de çünkü bir çerçevenin içinde dursun ki hani daha güzel ona stil verebilelim. View'in içinde image veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu şekilde image'i kapatıyoruz. Bu image nereden gelsin? Bir kaynak lazım değil mi? Source. Nereden gelsin? Diyor bana. Bu source'da da şöyle bir şey var React Native'in. Require yazmam gerekiyor. Gerekli diye bir şey. Require yazmam gerekiyor. Ve bu require dedikten sonra dosyanın yolunu tanımlıyorum. Nokta slash yapıyoruz. Yazmak istemiyorsanız ve hani bir hata olur diye düşünüyorsanız copy relative path diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bunu buraya gönderdik. Bakın harika. Ters döndü. Evet. Image'imiz buraya geldi. Şimdi neden view'in içine aldık? Bu image'i birazcık yukarıya çekelim arkadaşlar. Böyle bir style verelim. Eşittir. Styles nokta image ne diyelim buna? Image iyi büyük oldu. Container diyelim. Image container dedik. Şimdi bunu aşağıda tanımlayalım. Styles'ın içinde tanımladık. Burada style tanımlı mı? Bakıyorum. Evet, image tanımlı. Devam ediyorum. Ne olsun bu arkadaş? Margin top verelim bir tane bu arkadaşa. Bu image'e margin top verdik. Şöyle 60 versek ne olur? Bakıyorum. Ne istedim? Margin top 60. Yani şuraya nokta koymamışız. Sonra birazcık
Daha bunu şöyle width ve height değeriyle height değeri verelim. Ne oldu? Şimdilik şöyle yapalım. Bunu toparlayacak biraz sonra. Pardon. Yukarıya doğru çekecek bunu. Şimdi burada align item center justify content center dediği için böyle oluyor. Şöyle yapalım. Bakın. Yukarı çekiyor zaten. Ama bu kalsın. Margin tab'ını vermeyelim o zaman. Bu geldikçe diğer item, diğer text vesaire yukarıya doğru çıkacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, ne yapacağız? Tek sayı mı, çift sayı mı diye soracak olan şu bölümü yapacağız. Tek sayı mı, çift sayı mı? Ancak bunu da bir view'in içine alalım. Çünkü ikisi bir arada bir kutunun içinde gibi duruyor. Bir view'in içine alalım. Geldik. Bakın şu view, şu view, şu. Nerede kalem? Bu view bu arkadaşlar. Bu. Ama ben bir tane daha view açacağım. View. Onun içine iki tane text yerleştireceğim. Hop. Tabii ben 17 yıllık öğretmen olduğum için birazcık öğretmen gibi anlatıyorum. Size yavaş geliyorsa videoyu hızlandırabilirsiniz. Onu alıyorum. Yapmıyorum. Havalı cümleler de kurmuyorum size. Herkes böyle değil ama tabii öğrenene kadar ben çok zorluk çektiğim için sizin de o zorlukları çekmenizi istemem sevgili arkadaşlar. Üniversitesinde okudum bu mobil uygulama, mobil yazılımın ama inanın öğrenirken doğru bir roadmap izlemek çok önemli. Doğru bir yol izlemek çok önemli. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ve ne demiştik? Style ekleyelim demiştik. Styles nokta. Ne diyelim? Buna text container diyelim. Text container. Yani textlerin bulunduğu container. Bu arkadaşımız da şuradaki virgüller falan önemli. Olmazsa çalışmıyor. Böyle yaptık. Text container'ımızı da tanımlayacağız sevgili arkadaşlar. Bu text container'ın özelliklerini align items center yapalım sadece şu an. Sonradan ekleyeceğim. Düzenleme yapacağız arkadaşlar. Buraya iki tane text veriyoruz. Ne yazacaktı? Tek sayı mı? Tek sayı mı diye soracak. Diye soracak. Diğer text ne diyecek? Ya da şuna style vereyim. Kopyaladıktan sonra işte buna da bir style vereceğiz. Mavi olsun, büyük olsun falan bir şeyler diyeceğiz ya. Ondan sonra text 1 olsun bu arkadaşın ismi de. Hatta text 1 olsun. Ondan sonra text 1 diye bir şey aşağıda tanımlamadık tabii. Tanımlayacağız onu şimdi. Şu arkadaşımızın ismi de bu arkadaşımın ismi değil. Burada ne yazıyor? Çift sayı mı? Çift sayı mı diye yazsın. Soru işareti koyalım. Yani JavaScript gerçekten çok güzel bir dil. Dedikten sonra çalışmazmış. Seviyoruz. Seviyoruz. O da bize kolaylık gösterir umarım. Text 1. Text 1'imizin font size tekste ne verilir? Font size verilir. Font size verelim arkadaşlar. Şöyle yapsak, sık yapsak. Ondan sonra color verilir. Color'ı şöyle ben bir yere color şuradan bakayım. Color'ı ben Canva'dan almıştım.
Tabii ki şuraya boşluk bıraktığım için algılayamadı. Şimdi algılasın bakalım. Tek biri verdik mi? Tek sayımı çift sayımı verdik. Text 2 verdik. Text container verdik. Buraya color verdik. Göremiyorum ben şu anda. Red desem bir. Uyguluyor. Tamam. Demek ki doğru verdik ama görünmüyor şu an. Sadece görünmüyor. Görünecek o. Justify Content Center yapalım. Virgül. Ondan sonra Align Item Center yapalım. Bunları siz projeye göre kırmızıyı gördü, ısrarla bu rengi görmüyor. Görürsün diye bekliyorum arkadaş. Şimdi. Büyük yastık. Gördün mü? Beğenmedi. Rengi beğenmedi, görmüyor. Neyse. Buluruz o rengi biraz sonra. Önemli değil. Alta ne yapıyoruz? Bu sayıyı yazıyoruz. Bu sayı ne? Bizim yazdığımız sayı mı? Hayır, random. Random olarak gelecek şey. Şimdi bundan sonra fonksiyona doğru çıkalım. Şu biraz fonksiyondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Design kısmına. Bu text, içine yazdığım text şurası. Şuradan devam edelim. Bunu da o konteyner içine alabiliriz. Text nedir? Tanımlayacağız biraz sonra. Yukarıda random text, random sayı, bu tekstin içine rastgele gelecek sayıyı vereceğiz arkadaşlar. O zaman buraya şöyle random number diyelim. Tabii ki tanımıyor çünkü yukarıda tanımlamadık. Hadi şimdi yukarı çıkalım, tanımlayalım sevgili arkadaşlar. Şurayı biraz büyütelim. Şurayı da şöyle yapalım. Sizin için biraz daha büyütsek nasıl olur? Güzel. Şimdi bakın, buradayız. Şurada değiliz arkadaşlar. Dışarıda değiliz, içerideyiz. Bazı fonksiyonlar tanımlayacağız. Fonksiyonlarımızı tanımlamaya başlayalım. Ne tanımlayalım? Random ne oldu? Number ve bunu use state içinde tanımlıyoruz. Use state'inde kullanımı bu şekilde. Set random number. Şimdi değerli arkadaşlar, buraya eğer defter kalem yazsaydık, yani şuraya defter, şuraya da kalem yazsaydık çalışırdı. Çalışmazdı değil. Önemli olan orada üstte yazdığın, hani bunun bir use state olduğunu. Şimdi söylüyoruz ya, use state bu. Tamam, anladı o. Okey. Use state olduğunu söylüyoruz ya. Aşağıda da sen onu yine defter kalem diye kullan. Şunu bana kendi verdi. Ama ben şu sol tarafa, yani şuraya defter ve kalem yazabilirim. Ama böyle kullanılıyor. Yani kullanılıyor bu şekilde. İş sektörde. Çift mi? Is even diye bir şey. Yani çünkü numara girilen random olarak gelen, rastgele olarak gelen sayının biz random olarak çift sayı ya da tek sayı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Is even, hem yaz hem konuş. Evet. Bak, use yazdım, geldi. Bu benim kafamdan uydurduğum bir şey değil. Bu arkadaşım bildiği bir şey, yani JavaScript. Sonra ne tanımlayalım başka? Const. Bir de ne olacak? Yani bu state'de kullanıcının kullandığı ekranda ne olacak bir de? Ben, yani kullanıcı orada evet bu çift sayıdır, hayır bu çift sayı değildir diye tanımlama yapacak. O önemli. O yüzden onu yapalım. Yani user choice diye. Bunları ben GitHub'a koyacağım için İngilizce yazdım.
Kullanıcının tercihi falan da yazabilirsiniz. Yine üstet yap. Hadi. Tamam. Şimdi devam ediyoruz burada arkadaşlar. Yüz efekt diye bir şey var. Şöyle. Arkadan müzik mi açsam acaba? Generate. Rate. Generate random. Yani gerçekleştir gibi. Hani bu ne diyor biliyor musun? Rastgele sayıyı üret diyor. Buraya sen rastgele sayı üret diyebilirsin yani. Diyebilirsin ama biz generate random number yaz. İngilizcesini yazdık. Şurada bir şey var. Ona dikkat edelim. Bunu başta vermediğimiz için mi anlamadı acaba? Bakalım. Şunu kopyalayayım tekrar yazacağım. Bir tane açtık. Sonra bir tane daha açtık. Evet. Devam ediyoruz. Bu generated random number'ı nasıl yapacak? Yani nasıl rastgele bir sayı seçecek? Onu yazalım. Sayı nedir? Math nokta floor galiba. Heh. Floor math nokta random number random diyelim. Nasıl bir numara olsun? Diyelim 700'e kadar bir numara. 900'e kadar 900 yazayım ben. 900'e kadar bir numara gelsin. Bir sayı gelsin yani. Number deyince. Set random number. Set is even. Null olacak. Nereden çıktı? Number. Evet. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi şurada sanırım tanımlamadığım bir şey var. O yüzden böyle yapıyor. Evet, tanımlamadığımız bir şey var. Tamam, tanımlamışız. From React, use state'i ve use effect'i React'ten kullan. Neyse, devam ediyorum. Emulator ne diyor bakayım. Şuradan çıkalım. 12 unexpected token. Ha, virgül koy ya. Böyle işte. Böyle bir çocuğa laf anlatır gibi bir şey yani yazılımla uğraşmak. Baya net olmak lazım. Const check number. Check number diyoruz. Şimdi numarayı ben check edeceğim. Ne diye check ediyorum? Tek sayı mı, çift sayı mı? Çift sayı mı diye soralım. Çift sayı mı bu sayı? Bu bana gelen random number.
Set is even. Is even durumuna bakıyoruz şimdi. Yani çift sayı olma durumuna bakıyoruz. Eğer random number. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bir sayının çift ya da tek olma durumunda birler basamağına bakarak normalde karar veriyoruz. Hani böyle öğrendik ya. Bu arkadaş şöyle anlıyor. Mesela 24 tek midir, çift midir deyince 24'ün 2'ye bölümünden kalanın sıfır olma durumuna göre bunun tek sayı mı çift sayı mı olduğuna karar veriyor. Yani bizim gibi birler basamağına bakıyor. 2, 4, 6, 8, 0'sa çifttir demiyor. Kalan 0'sa diyor 2'ye bölümünden. Öyle yapıyoruz. Random number'ın geldik. Şöyle bir yüzde işareti. Yüzde işareti koyuluyor. Üç tane eşittir koyuluyor. Sıfır ve is even. Böyleyse çifttir. Bir de şu şartım var diyor. Random number. Ya böyleyse çifttir deyince bitmiyor. Böyleyse çift değildir diye de tanımlamam gerekiyor. Enteresan bir şey işte böyle. %2 gibi bir şey yazıyoruz. Yani yüzdesini alma durumu yok da. Sıfır değilse çift değildir. Değildir. Is even. Böyle. Umarım anladı. Sonra devam ediyoruz. Değildir. Set user choice çift sayıyı seçtiyse bu arkadaşımız true. Aferin ona. Doğru yaptın. True yaptın yani. Doğru bildin diyoruz. True değerini atıyoruz bu arkadaşa. Ama diyelim ki 24 sayısına çift sayıdır. Çift sayı değildir dedi. Yani tek sayıdır dedi. Bu set user choice dedi ki yok dedi. 24 dedi. Tek sayıdır dedi. Biz de diyoruz ki tamam, false, yanlış bildiğin diyoruz. Yanlış bildiğin diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Kırmızı çizgi falan var mı? Yok. Devam. Bakayım hala emulatör küs. Peki. Neredesin, taksir error yapmışım? Reload yapayım mı seni? Status bar ne ya? Status. Bunu silivereyim ben. Bakayım. Düzelteceğiz bu arkadaşlar. Ha, şundan yapıyorum. Tamam. Düzelteceğiz arkadaşlar. Şu random number neydi? Böyle yazılmıyordu. Nasıl yazılıyor? Ay, gör o zaman nasıl yazdıysam. Ah. Gördü. Evet. Gördü. Sen ne yapıyorsun? Mail geldi. Evet. Tek sayı mı? Hoplama yavrum. Hoplama. Ha. Tek sayı mı? Çift sayı mı? Mailim o. Burada random number atamaya başladı. 143'ü kafasına göre vermiş. Bakın şurayı 10 yapsak ve reload yapsak 10'a kadar bir sayı, 1 ile 10 arasında bir sayı gösterir. Çalışmaya başlamış arkadaşımız. Şöyle çekelim, dursun burada. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne yaptık şimdi bakın. Şurayı bir küçültelim. Şu app'in altında bir şeyler tanımladık. Use state ile ilgili bir şeyler tanımladık. Sonra generate number, random number diye bir şey. Yani üret dedik. Kendi kafamızdan bir isim de verebiliriz. Bir rastgele sayı üret de diyebiliriz. Nasıl üreteyim diyor. Nasıl üreteyim? Diyorum ki rastgele yap, random yap. Bu sen zaten bildiğin bir şey. Yani JavaScript'in özelliği. 900'e kadar olsun. 1 ile 900 arasında bir sayı olsun diyorum. Ve buna number de. Buna number diye isim ver diyorum. Sonra kullanıcıyı check et. Kullanıcı acaba bu sayıya
Hani aşağıda buton yapacağız ya şöyle. Tek sayı mı diyecek, çift sayı mı diyecek diye kullanıcıyı bir kontrol et diyoruz. Kullanıcı buna eğer bakın ikiye bölündüğünde sıfır kalanını veriyorsa, çift sayı olduğunu anladı ya program. True diyorsa aferin diyoruz. Bildin diyeceğiz. Aşağıda diyeceğiz. True değerini atadı. Diğer durumda else durumunda da no, yanlış. Öyle bir şey yok. Yanlış bildin sevgili kullanıcı diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar yaptık. Şimdi güzel gidiyoruz. Return'ümüze geldik. Ne eksik? Buton eksik aşağıda. Yani fonksiyonlar oldu. Buton koyacağız, bitecek yani. Nerede en son ne yapmışız bu? Şu arkadaşı işte random number'ı biraz şöyle güzel bir hale getirsek ne olur? İyi olur. İyi olur bakalım. Random text diyelim. Text tabii böyle denmez. Style eşittir. Ben alıştığım için artık böyle. Evet, size.random text diyeceğiz. Şu text'in özelliklerini bir virgül yapalım. Tomato vereceğim onun rengini. Ctrl C. Sonra random görmedi. Kopyaladık. Text dedik. Color'ını da tomato verelim. Ondan sonra şunu büyütelim. Büyüdü mü? Bir mi? Son sayısını 40 verdim ve bir çıktı yani anlayamayalım diye. Tomato'yu niye görmüyor? Şuradaki şeyi kaldır. Heh, ondan dolayı. Her değişiklik yaptığımda yeni sayı getiriyor. Ne kadar akıllı bir program. Ne kadar akıllı. Evet. Şimdi bu arkadaşımızı, tekstimizi birazcık daha düzeltelim. Şimdi arkadaşlar, random number'ı verir. Evet, burada. Ama şöyle bir şey de anlatmamız gerekiyor programa. Şöyle dememiz gerekiyor. Random number veriliyorsa, ya arkadaş sen zaten veriyorsun diyeceksin, diyemiyorsun tabii sevgili JavaScript. Sen kendi verdiği şeye veriliyorsa diye şart koşturuyor. Enteresan bir kafa. Şimdi veriliyorsa bu random number. Seviyorum ya ben öyle, o yüzden böyle anlatıyorum. Sevdiğim bir iş yani yazılım. Eşit değilse null. Halbuki kendi verdi de işte illa böyle bir şey. Eşit değilse şunu bunu yap falan filan diyeceğiz şimdi. Ondan sonra şöyle bir şeyler yapacağız. Şimdi buları, bu arkadaşları alıp bakayım option ok yapsam çıkarıyor mu? Aferin ne kadar akıllısın sen. Heh, çıkardı. Option üst ok yaptım. Yukarıya doğru çıkardı bu arkadaşları. Evet, we win. Yukarısındayız. Tamam. Değilse şöyle bir şeyler yap diyoruz, tamam mı? Bir işlemler yapacağız şimdi. Ve nerede kaldık? Butonda kaldık şimdi değerli arkadaşlar. Butonları da bir view'in içine alalım. View'in içine alalım. Bu iki tane butonu yan yana hani sanki bir layout'un içine almış gibi diyeyim yani eski bildiğiniz dillerden. Layout'un içine yatay olarak böyle yatay olarak ikisini yan yana getireceğim ya. O yüzden view'e bir style eklemem gerekiyor. View'e buton style diyelim. Buton ya da ne diyelim? Ton container diyelim. O iki tane butonu yan yana getir diyeceğiz ya. Buton container. Bir dakika. Şöyle style eşittir. Size nokta
Buton container diye bir isim veriyorum. Butonun özelliği, butonun stili de diyebilirsiniz siz. Ya da diyebiliriz ama öyle diyoruz. Buton container ne olsun? Bu içine gelen şeyleri yan yana yazsın. Yani flex direction, row. Row. Buna V-type değeri verir miyim? Bakarız. Vermesek de olur sanki öyle görünüyor. Şimdilik text yapalım. Text'imizi koyacağız. Pardon, çok özür dilerim. Touchable opacity text ne? Buton koyuyoruz. Touchable opacity gördü mü? Görmüş. Ama yukarıda tabii ki bunu ne yapacağız? Import edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu çok yani yazılım sabır gerektiren. Aa, kendisi import etmiş. Bir iş olduğu için o yüzden hani ben de size bir de çoğunuzun yaşı benden küçük olacağı için bu şekilde konuşuyorum. Belki zamanla değişebilir tabii. Umarım sevgimi ve insanlığımı kaybetmeden bu sektörde devam edebilirim. Çünkü bir yerde çalışmıştım bir teknokentte. 2 ayda günaydın demeyi öğrendiler. Şükürler olsun ki yazılımcı bazı arkadaşlarımız. Sonra beni görünce böyle günaydın diyorlardı. Şartladım onları. Olmalı. Evet, biz bütün gün bilgisayarın başında gerçekten uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama yani günaydın, basit şeyleri niye kaybediyoruz, değil mi? Kaybetme oluyor. Yoruldum ya. Başka şeyler konuşuyorum. Neyse devam. Style eşittir. Stylus nokta. Bu buton. Butona da buton diye bir şey verelim. Ondan sonra o butonun içindeki tekstin şeyini falan ayarlayacağız. Yani nasıl bir şey olduğunu ayarlayacağız. Buton touchable opacity. Yani buton neler alıyormuş? Style alıyormuş. E bir de ne alır? Tıklanır değil mi? On press özelliği alır arkadaşlar. On press diye bir şey alır. Ah ne kadar güzel. Hemen böyle süslü parantezlerini getirdi. Akıllı akıllı. Bir de şunu getirivereydin yani. Niye uğraştırıyorsun? Bunu da neyse. Beklentiyi yükseltmeyelim. Böyle yaptık. Sonra bu arkadaşa check number true. Niye böyle yaptık arkadaşlar? True. Check number'ını niye siliyorsun ki? Check number. True. Şimdi bakın, check number true. Niye böyle yazdık? Şurayı ben büyüteyim. Ben çünkü çift mi diye sordum. Şurada ben çift mi diye sordum. Çift miye? Evet. Çiftse true özelliğini verdim. Tamam. Ondan dolayı bu touchable opacity'ye de ne yazacağım? Bunun tekstine çift mi diye soracağım. Değerli arkadaşlar. Çünkü çift olma durumuna true dedik. Text. Style. Styles nokta text bir yapsak bakalım olur mu? Olmazsa değiştiririz ya. Tekrar tekrar yazmayalım. Styles nokta text bir dedik. Buna da çift mi? Çift misin? Is even diye sorduk. Evet, yorulmuşum. Çift mi diye sorduk. Ondan sonra yanında bir tane daha buton olacak mı bu arkadaşın? Olacak. Bakayım gelmiş mi buton? Gelmemiş. Bir şeyleri taktı yine bu. Bakalım. Bakacağız, çözeceğiz. Ondan sonra buton. Şimdi bu ne diyecek? Tek mi diyecek? Tek mi? Check number false derse tekti değil mi? Küçük yazılacak. Tek mi diye sordu değerli arkadaşlar. Bunları da view'in içine aldık. Text biri verdik. Bu ne diyor şimdi? Bir şöyle şansımızı deneyelim. Olmazsa düzeltiriz. New terminal dedik. Reload'un R'sine bastık.
Hala benim diğer uygulamayı anlıyor. Ne yapıyorsun? Neden bu uygulamayı anlıyorsun? Anlamıyorum şu an. Neyse, bu simülatörü anlayıncaya kadar devam ediyorum yazmaya. Şimdi şu view bu view'di değil mi? Ne yaptık? İki tane butonu yan yana yerleştirdik burada. Devam ediyorum yazmaya. Ve burada durum user choice boş değilse text ver. Bu tekste ne yazdır? Sonucu yazdır. Yani aferin, doğru, yanlış bir şeyler de boş değilse. Style ver buraya. Styles not the result diyelim. The result. Yavaşladı bilgisayar. Neden? İliye basıyorum tekrar. Keşke simülatörü kapatsaydım. Bakalım algılayabilecek mi? Simülatörü bir kapatayım ben bu arada. Quit simülatör yapıyorum. Quit. Şunu sil. Şunu da sil. Yeni terminal aç. MPX. Expo. Start de. Diyeyim. Yani kendime diyorum de diye size demiyorum. Dedik. İ'ye bastık. Tamam. Ondan sonra değerli arkadaşlar result'a bir text ver. Bu tekste ne yazacak? Ne yazacak bu result tekstinde? Açtı mı? Heh, bu arada açıyor. User choice. Soru işareti koyacağız bir tane. Tebrikler. Doğru bildin. Bu tekste ya tebrikler yazarız ya da bir daha düşün. Düşün. İşte birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım falan da diyebiliriz yani burada. Şurada tekstimizin kapanış tagine aşağı hayır. Tekstimizin kapanış tagini sadece şunu şöyle aşağı indirmemiz gerekiyor. Evet. Bir de diğer durum söz konusu. Tek sayımı, çift sayımı. Butona sil vermediğimiz için görmedi. Burada nerede? Son konteyner diye bir şey yaptık mı? Son konteyneri falan ayarlayacağım biraz sonra. Şimdi kodlamayı bitirelim. Bir de ne olması lazım? Şu aşağıya yeniden sayı üret demesi lazım değil mi? Şimdi bu stille ilgili şeyleri halledeceğiz. Yeniden sayı üret demesi gerekiyor. O da bir ne olsun? Buton olsun. Touchable opacity bir tane daha alalım. Şuradan buranın dışına bakın. Text bitti. Bir tane touchable opacity diyoruz. Style olsun. Burada on press durumunda ne yapsın? Yeni bir sayı üretsin. Generate yapsın. Yeni bir sayı üretsin. Generate number yapsın değerli arkadaşlar. Styles nokta buton ne yapsak buna? Buton diyelim. Buton
Yeni sayı gelsin. Yapıyoruz. Yeni sayı gelsin. Yapıyoruz. Şimdi bakalım yeni sayı gelsin de çalışıyor. Çalışıyordu. Şimdi on press doesn't exist. Nasıl on press mi? Evet. Doesn't exist. Tabii iki kere yazarsan öyle olur. İki kere yazmayalım. Şuraya dikkat ediyoruz. Bakın şurada bir hata yaptık değerli arkadaşlar. Şu on press'i şuraya alacağız. Şöyle taşırsam hata verir büyük ihtimal. Tekrar yazacağım. Şimdi burayı siliyorum. Şöyle sileyim. On press olma durumunda on press eşittir generate number. Bu kadar. Yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Silah tepkimle. Tamam. Yeni sayı gelsin. Bakın. Yeni sayı değişiyor. Şimdi butonların en son stillerini verelim ve bitirelim. Buton container ve buton. Buton nerede? Butonu tanımlamamışız. O yüzden olmuş. Virgül. Buton. Buton ne olsun? Background color'ı bunların. Bu butonların. Hani üç tane buton var. Çift sayı, tek sayı. Bir de yeni sayı getir. Light blue olsun. Virgül. Neden iki tane bir şey yazıyor orada? Devam ediyorum. Padding horizontal. Bunu border radius verelim. 9 verelim. Bakayım. Çift mi tek mi, tek sayı mı çift sayı mı diye iki tane bir şey olmuş. Onu düzeltelim hemen. Çift sayı diyecektik. Butonun içine tabii ki çift sayı yazacaktık. Sormuyoruz burada. Yukarıda sorduk. Tek sayı yazacağız. Görecek şimdi. Çift sayı mı, tek sayı mı diye text container'ı birazcık düzeltelim. Text container'ımız vermemişiz. Text container verelim. Text. Text container. Evet, koyalım. Margin button versek. Şurayı biraz küçük şöyle yapalım. Heh. Tamam veriyorum. Margin button 5 desek. Kim? Tamam. Ondan sonra text container'ın margin topu margin top diyelim. Ne yapıyorsun? Böyle yapsak ne olur? Çok mu gider o? 50 yapsak. Hiç vermeyelim. Align items. Center verelim. Tamam, iyi oldu bu. Color. Şimdi bir color vardı.
Onu yazalım. Tek sayımı, çift sayımı ona ne vermişiz? Text container vermişiz. Şuna buton versek ne olur? Tabii ki böyle bir şey olmaz. Text container verelim. Text birin rengini Şimdi container'ın rengini bence değiştirelim. Background color'ı biz light blue yapsak ne olur? Çok mavi oldu. Yo, idare eder. Güzel. Güzel oldu. Aşağıda bir yerde light blue yapmıştım. Bunu da tomato yapayım. Bayağı tomato oldu bu da. Sonra şimdi değerli arkadaşlar, bu butonda padding horizontal verdiğimiz zaman şu içerideki kalem neredesin? Şu iç kısımdan horizontal dediğimiz zaman bu şekilde, vertical dediğimiz zaman da şuralara boşluk veriyor. O yüzden padding horizontal ve vertical verdik. Butonlar arasındaki boşluğu tanımlamak için de, yani şuraları, şu yeşille çizdiğim yerler ve şurası, butonlar arasındaki boşluk için de margin verdik. Margin sağına, soluna, yukarısına, aşağısına her yerine veriyor. Şu yeni sayı gelsin biraz, şöyle tebrikler ve yeni sayı gelsin birazcık küçük yazıyor. Tebrikleri büyütelim önce. Tebrikler yazıyor. Nerede yazıyor? Burada size nokta result demişiz. Result diye bir şey tanımladık mı? Bakalım. Result diye bir stil tanımlayalım. Yani tabii ki bunu başta tanımlayabiliriz ama maksimum düzeyde ekranda görünsün diye ben şimdi sizinle birlikte tanımlıyorum. 32 virgül. Mesela 32 yapalım. Margin button diyelim. Bu arkadaş biraz aşağıda aşağıdaki yazıyla biraz arasındaki fark olsun. Arasında boşluk olsun. Margin top diyelim. 12 yapsak ne oluyor bakayım? 106. Bakayım. Heh. Tamam, güzel oldu. Bunun rengini güzel bir şey yapalım. Bir mavi deneyeceğim. Bakalım güzel duracak mı? Tebrikler. Tamam. O zaman şunları da mı mavi yapsak? Şu arkadaşları da mavi yapalım. Tek sayımı, çift sayımı dediği şeyleri de mavi yapalım. Tek sayımı, çift sayımı. Tamam. Yeni sayı gelsinin tekstinin textile text bir yaptık. Yeni sayı gelsin. Bu text birleri biraz küçültelim. Text birin font size'ını biraz küçültelim. 28 yapsak ne oluyor? Biraz daha kibar durdu, güzel durdu. 684 işte yeni sayı gelsin bu şekilde. Böyle tebrikler. Şu aradaki boşluğu arttıralım. Şu result'a şey verebiliriz. Margin button verebiliriz. Ha, vermişim zaten. 15 versek. Ha, pardon, result o değildi ya. Çok özür dilerim. Tamam, bu da iyi oldu. Şu random text'e margin button vereceğim.
Sonuç tabii ki o. 12 versek bakalım. Biraz daha iyi görünüyor gözüme. Margin top diyelim. Yukarıdaki şöyle 12 yapsak bunu da. Margin top da şu. Şurası oluyor. Siyah yok mu ya? Şu random text'in margin top'ı. Şurası da margin bottom'ı. Random text'in. Bu ne? Random text'teyiz şu an. Bu şekilde. Harika. Siyahı seçmek çok iyi bir seçimdi. Teşekkürler arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Böyle öğretici, basit projelerle devam etmeyi planlıyorum. İyi günler.